Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli arkadaşlar, bu dersimizde El-Kavlu fi sifatillahi teala, Cenab-ı Hakk'ın sıfatları konusunu ele alacağız. Cenab-ı Hakk'ın sıfatları, zatı ve fiilleri biliyorsunuz, kelam ilminin en önemli konusu mesabesindedir. Ve aynı zamanda mütekellimler buna aslul usul diyorlar. Bütün akidenin bağlandığı, üzerine inşa edildiği konu Allah'ın zatı, sıfatları ve fiilleri konusudur. Yani tevhiddir diyebiliriz. Bunu ifade ettikten sonra şunu da söylemek durumundayız. Özellikle Allah'ın sıfatı ve fiilleri konusu tarih boyunca birçok kelam ekolunun oluşmasına zemin hazırlanmıştır. Burada mücessime, müşebbihe, mutezile gibi birçok fırkanın var olduğunu biliyoruz. Ve bütün bu fırkalar Allah'ın sıfatları ve fiillerini farklı şekillerde yorumlamışlardır. Müellifimiz ilk önce ehli sünnetin görüşüne yer verecek ve daha sonrasında ise her zaman yapmış olduğu gibi diğer gruplardan bahsedecek. Onların görüşlerine yer verdikten sonra teker teker iptal etmeye, çürütmeye çalışacak. Peki ehli sünnet burada neyi düşünüyor? Ehli sünnet şunu söylüyor: Cenab-ı Hak kemal sahibidir. Kemal ile nitelenmesi gerekiyor. Bütün eksik, zeval gibi hususiyetlerden münezzehtir. Hiçbir şekilde onun için arazdan bahsedilemez. O ezelidir, ebedidir, kadimdir, zatıyla kaimdir ve onun sıfatları hiçbir şekilde mahlukatın sıfatlarına benzemez. O diridir, bilendir, her şeye güç yetendir, işitendir, görendir, irade edendir, konuşandır gibi birçok kemal sıfatlarını bu şekilde sayıyor ehl-i sünnet ve cemaat. Dolayısıyla biz de ilk önce ehl-i sünnet ve cemaatin görüşüyle dersimize başlayacağız ve daha sonrasında ise müellifimizin takip etmiş olduğu metot itibariyle Batiniye, İslam filozofları, Kerramiye, yeri geldiği zaman Eş'ariye'nin görüşüne temas eden müellifimiz bunları çürütmek için, iptal etmek için bir takım delillere başvuracak. قال اهل السنه ان الله تعالى şüphesiz ki Allah mevsufun vasıflanmıştır bi sıfatil kemali kemal sıfatlarıyla şüphesiz ki Cenab-ı Hak kemal sıfatlarıyla vasıflandırılmıştır. Münezzehun Cenab-ı Hak münezzehtir anin nakisati eksik olan şeylerden ve zevali ve devamsızlıktan yani yok olup gitmekten münezzehtir. Leyset bi a'radin tahdusu ve tenadim. Cenab-ı Hakk'ın sıfatları herhangi bir şekilde sonradan meydana gelip bilahare yok olan arazlar cinsinden türünden değildir. Evet, leyset değildir. Ne değildir? Cenab-ı Hakk'ın sıfatları değildir. Bi a'radin arazlardan oluşmuyor. Tahdusu ve tenadim. İlk önce vücut bulup daha sonrasında ise yok olup giden araz cinsinden değildir. Belhiye, bilakis sıfatları ezeliyetun ezelidir, ebediyetun ebedidir, kadimetun kadimdir, kaimetun bizatihi zatı ile mevcuttur. La teşbehu sifatil halki bi vecihi minel vucuh. Hiçbir şekilde, hiçbir vaziyette mahlukatın sıfatına benzemez. Yaratılmışlarınkine benzemez onun sıfatları. Fehiye hayyun fehuve hayyun o haydır, diridir. Alimun bilendir, her şey bilendir. Kadirun her şeye güç yetendir, yetirendir ya da her şeye gücü yetendir. Semi'un işiten, basirun gören, muridun irade eden, mütekellimu konuşan ila ma la yetenaha min sıfatil kemali ve buna benzer birçok kemal sıfatları var yaratıcının. Ve lehu hayatun ve ilmun. Evet. Onun için hayat ve ilim vardır. Ve kudretun ve sem'un ve basarun ve iradetun ve kelamun. Cenab-ı Hak için hayat, ilim, kudret, işitme, görme, irade ve kelam vardır. Burada ismi fail ve sıfat müşebbeh olarak zikrettiği şeyleri burada ise mastar halinde zikretti. Müellifimiz bunu bu şekilde beyan ettikten sonra
batiniler ve felsefenin görüşleriyle konuya bir giriş yapacak. Ve enkeretil batiniyetu vel felsefetu, batiniler ve felsefeciler, İslam filozofları inkar ettiler. Kevnallahi Teala hayyen alimen kadiren alet tahkik, Cenab-ı Hakk'ın kesin kes surette diri, bilgin ve kadir olmasını kabul etmediler. Bunu inkar ettiler. Ve zâmet ve şunu söylemişler. Enne mâ yûsefu bihil halku, mahlukatın vasıflandırıldığı şeyler, la yûsefu bihillahu teâlâ, Cenab-ı Hak bunlarla vasıflandırılamaz. Yani yaratılmışların taşıdığı bu sıfatları Allah Azze ve Celle için düşünmek caiz değil demişler. وَاَعْتَرَفَتِ الْمُعْتَزِلَةُ Fakat bunlar içerisinde Mu'tezile itiraf etmiştir, kabul etmiştir. بِاتِّسَافِ اللّٰهِ تَعَالَى بِأَنَّهُ حَيٌّ عَالِمٌ قَادِرٌ سَمِيعٌ بَصِيرٌ مُرِيدٌ مُتَكَلِّمٌ Bütün bu sıfatlarla vasıflandığını kabul etmiş. Hay, alim, her şeye güç yetirmesi, işitmesi, görmesi, irade etmesi, konuşması gibi. وَلَاكِنْ اَنْكَرَتْ وُجُودَ هَذِهِ الصِّفَاتِ وَقِيَامَهَا بِذَاتِ اللّٰهِ تَعَالَى Fakat burada Mu'tezile bu sıfatların varlığını ve Cenab-ı Hakk'a bağlı olduğunu inkar etmiştir. Dolayısıyla Mu'tezile her ne kadar burada bu sıfatların müstakil olamayacağını ve Cenab-ı Hakk'ın zatıyla kaim olacağını kabul etmemiş Mu'tezile. İlla fil kelami vel iradeti vel fi'li, fakat kelam, irade ve fiili müstesna kabul etmiş. Bunları kabul etmişler. Feza'amet enneha hadisetun gayru qaimetin bi zati llahi teala. Mu'tezile'nin iddiasına göre bu sayılan sıfatlar Cenab-ı Hakk'ın zatına kaim değildir. Sonradan meydana gelenlerdir. Sonradan meydana gelen sıfatlardır şeklinde bir görüşleri var, bir iddiaları var. Ve قَسَّمَتِ الْاَشْعَرِيُّ اَصْفَاتِ اِلَى قِسْمَيْنِ Eşariler ise sıfatları iki kısma ayırmış. Sifat-ü zâtin ya da sifat-i zâtin ve sifat-i fi'lin, zata bağlı sıfatlar ve fiile bağlı sıfatlar. فَزَعَمَتْ Eşariler şunu söylüyorlar. اَنَّ sifat-i zâti قَدِيمَةٌ قَائِمَةٌ بِزَاتِ اللّٰهِ تَعَالَى Zata bağlı olan sıfatlar Cenab-ı Hakk'ın zatıyla kaimdir. Ve sifat-i fi'li, fakat fiil ile ilgili sıfatlar ise hadisetun gayru qaimetin bizatila, sonradan meydana gelmiştir ve Cenab-ı Hakk'ın zatına bağlı değildir, onun zatına kaim değildir demişler. Bunun beyanı ise tekvin ve mükevven meselesinde geniş bir şekilde gelecek diyor müellifimiz. Geldiği zaman da biz de detaylı bir şekilde ele alacağız inşallah teala. Müellifimiz burada kendi görüşünü ispat etmeye çalışacak. Maturidi akidesinin haklılığını ortaya koymak için bir takım argümanları dile getirecek. وَوَجُوا دَلَالَةِ صَحَّةِ مَا قُلْنَا Bizim söylemiş olduğumuz görüşün sıhhatinin gerekçesi şudur. مَا تَمَدَّحَ اللّٰهُ تَعَالَ فِي كِتَابِهِ Evet, Cenab-ı Hakk'ın kendisini kitabında övmüş olduğu isimlerdir. وَتَعَرَّفَ بِهِ ila ibadihi ve ila ibadihi şeklinde okunacak bu. Kullarına kendisini tanıtmış olduğu isimlerdir. Peki Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de kendisini nasıl övmüş ve kullarına kendisini nasıl tanıtmış? Bi esma'ihil husna, güzel isimleriyle, esma-i husnası ile tanıtmıştır. Fakale huvel hayyu la ilahe illahu ve kale ve huvel aliyyul hakim ve huve ala kulli şeyin kadir gibi ve huve semi'ul basir وَهُوَ الْخَالِقُ الْبَارِعُ الْمُصَوِّرِ اِلَى غَيْرِ ذَٰلِكَ مِنَ الْآيَاتِ Bu konuda birçok ayet-i kerimeyi sayabiliriz. Bütün bu ayetlerde Cenab-ı Hak kendisini övmüş ve aynı zamanda kendisini bu isimlerle kullarına tanıtmıştır. Dolayısıyla bu isimlerin, bu sıfatların bir gerçekliği vardır. Ve müellifimiz bunu daha sonra detaylı bir şekilde anlatacak. فَنَقُلْ Biz şuna inanırız, şunu söyleriz.
لما اتصف الله تعالى بكوني حيا سميعا بصيرا قديرا مريدا متكلما على التحقيق Cenab-ı Hak muhakkak surette kendisinin hay yani diri, semi' işitici, basir görücü, gören, kadir her şeye gücü yeten, murid isteyen, mütekellim konuşan kendisini bu şekilde vasıflandırınca ve وهذه اسماء مشتقة من معاني min ma'aniye mahsusatin inde erbabil lisan ve bu söylenen özellikler, bu isimler bilindiği üzere Arap dilini kullananlarca malum olan belirli manalardan türemiş isimlerdir. Yani bu isimler ehli lisan yani Arabiler tarafından anlaşılmayan, manası bilinmeyen isimler değildir. Bilakis Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de kitabında kendisini bu şekilde vasıflandırmış ve bu kelimeler Arap dilini kullanan kimselerce malum olan bir takım manalardan türemiş isimlerdir. فَإِذَا اُطْلِقَتْ هَذِهِ الْأَسَامَ Bu isimler söylendiği zaman, bu isimler dile getirildiği zaman, عَلَى ذَاتٍ Herhangi bir zat için bu isimler söylendiği zaman, yuradu ithbatu ma'khazil iştikak bu isimlerin kökleri kastedilir. Bu isimlerin köklerinin kaynağı kastedilir ve bu şekilde kabul edilir. Yuradu bihi ithbatu ma'khazil iştikak la mücerredü tarifi zati sadece zatın tanıtılması için kullanılmaz. Yani Arap dilinde bu isimler bir zata nispet edildiği zaman sadece ve sadece o zatın tarif edilmesi, tanıtılması değil, aynı zamanda bunların köklerinde de o zatta mevcut olduğu kastedilmiş olur. Yani birisine Hayyun denildiği zaman o zatta hayat vardır. Alimun denildiği zaman ilim sahibidir. Kadirun ya da kadirun denildiği zaman kudret sahibidir. Bu da kastedilmiş olur. Öyle olunca bu isimlerin türetilmiş olduğu mana burada kabul edilmiş olunuyor. Ve sadece burada tanıtılma söz konusu değil, aynı zamanda ilgili zatta bu sıfatların mevcut olduğu da kastedilmiş olur. فَلَوْ لَمْ تَكُنْ Evet, burada vav harfi yok. فَلَوْ لَمْ تَكُنِ الْحَيَاتُ وَالْعِلْمُ وَالْقُدْرَةُ قَائِمَةً بِذَاتِ اللّٰهِ تَعَالَى Şayet hayat, ilim ve kudret Cenab-ı Hakk'ın zatıyla kaim değilse لَكَانَ o zaman olur اِطْلَاقُ هَذِي الْاَسْمَاءِ عَلَى اللّٰهِ تَعَالَى Bu isimlerin Cenab-ı Hak için kullanılması olur. Bir tariq-i lakabi sadece lakap yoluyla olmuş olur. Evet, maalesef burada bir eksiklik var. Lekâne itlâku hâzihil esmâ alallâhi teâlâ Bu isimlerin Cenab-ı Hak için kullanılması bir tariq-i lakabi vel alemi sadece lakap ve özel isimlerden ibaret kalırdı. La bi tariqil hakikati hakikat yoluyla değil ve hâzâ la yecûz bu ise caiz değildir. Yani Cenab-ı Hakk'ın bu isimleri kendisi için kullanıp da bu isimlerin sadece lakap ve özel isimden ibaret kalıp da zatıyla kaim olmaması ancak mecaz yoluyla olabilir, hakikat yoluyla olamaz. Bu ise caiz değildir. Çünkü elimizde bunun mecaz olabileceğine dair hiçbir belirti, hiçbir alamet söz konusu değil. Tabi zaten bir soru da var. Bakalım soru ne diyecek bize? Feinkile لَوْ اَثْبَتْنَ هَذِي الْمَعَانِ وَرَعَ الزَّاتِ Şayet burada sözü edilen mana sıfatlarını Allah'ın zatı üzerine zahit konumunda kabul edersek لَزِيمَنَ الْقَوْلُ بِالْقُدَمَا Bu durumda
taaddüdü kudama söz konusu olmuş olur. Ve ennehu münafin li tevhidi, taaddüdü kudamanın olması ise tevhide aykırı bir şeydir. Tabi taaddüdü kudama meselesi özellikle mutezilenin ileri sürdüğü bir görüştür, bir düşüncedir. Onlara göre bu sıfatları biz zatıyla kaim kabul ettiğimiz zaman bunların da ebedi ezeli olması gerekiyor. Bunları ezeli ve ebedi olarak algıladığımızda, kabul ettiğimizde ise birçok kadimin ezeli ve ebedi varlığın var olduğunu kabul etmek durumunda kalırız. Var olduğunu kabullenmek durumundayız diyor Mutezile. Böyle bir şeyin olması ise tabii ki tevhide aykırıdır. Ama gerçekten bunu bu şekilde kabul ettiğimizde taaddüdü kudama ortaya çıkar mı çıkmaz mı? İşte bunu da özel bir mebhaste araştırmak durumundayız. Kulna, biz şu soruya şunu söyleriz. Mehma dellelna ala enne itlaqa hadil esama el-muştakati ala zati bitariq el-hakikati yaktadi qiyamu hadil ma'ani bidati lahi teala. Evet. Ne zaman ki biz hay, alim, kadir gibi türemiş isimlerin içerikleri göz önünde bulundurularak bir zata nispet edilişi, bu isimlerin köklerini teşkil eden hayat, ilim gibi manaların da aynı zatta bulunmasını gerektirdiğini ispat ettiğimize göre, bu nevi maani sıfatlarının türevleriyle nitelenmiş olan Allah'ın zatında bulunduğunu söylememiz gerekir. Vecebel kavlu, söylememiz lazım. Bi kıyamiha bi zatillahi teala nazaran ila hazil esama, bu isimlere nispeten bu isimlerin Cenab-ı Hakk'ın zatıyla kayım olması gerektiğini kabul etmek durumundayız. Dolayısıyla bu türetilmiş olan isimler hay, alim, kadir gibi hakikat yoluyla Cenab-ı Hakk'ın zatı için kullanılmış olan isimlerdir. Bunun bu şekilde, yani hakikat yoluyla kullanılması, bu manaların Cenab-ı Hakk'ın zatı için var olduğunu gösteriyor. Yani bu manalar mecaz yoluyla kullanılmamış, bilakis hakikat yoluyla kullanılmış. Dolayısıyla burada bu isimlerin Cenab-ı Hakk'ın zatıyla kayım olduğunu da kabul etmek mecburiyetindeyiz. Peki taaddüdü kudama sorunuyla karşı karşıya gelir miyiz? Böyle bir görüşü savunduğumuzda, dile getirdiğimizde taaddüdü kudama sorunuyla karşı karşıya gelebilir miyiz? Vel kavlu bil kudama'i innema yelzemu lev kânet hâzil me'âni eghyâren lizzâti. Ya kardeşim benim, ne zaman bu taaddüdü kudamaya sebep olur? Şayet bu saymış olduğumuz manalar var ya, hayat, ilim, kudret gibi manalar, zatın dışındaysa, haricindeyse, o zaman birçok kadim, ezeli ve ebedi varlığın olduğunu kabul etmiş olacağız. Halbuki وَنَحْنُ نُنْكِرُ ذَٰلِكَ, biz bunu kabul etmiyoruz. فَمَنْ اِدَّعَاهُ فَعَلَيْهِ الْبَيَانِ, bunu iddia eden kendisi bir izah yolu bulsun. Çünkü biz bunu kabul etmiyoruz. Yani biz bu manaların Cenab-ı Hakk'ın zatının dışında olduğunu söylemiyoruz ki. Ama onlara şöyle bir iyilik yapalım diyor müellifimiz. Madem ki bunların kafası pek çalışmıyor, öyleyse şöyle bir iyilik yapabilirim onlara diyor. ثُمَّ نَتَبَرَّعُ بِبَيَانِ ذَٰلِكَ, yani şöyle artı olarak onlara şöyle bir şey söyleyebiliriz. Aslında görevimiz değil ama bu diğer görüş sahiplerinin anlayabilmesi için فَنَقُلْ, şunu söyleyeceğiz. صِفَاتُ اللّٰهِ تَعَالَى لَيْسَتْ عَيْنَ الذَّاتِ كَمَا زَعْمَتِ الْمُعْتَزِلَ, Cenab-ı Hakk'ın sıfatları ne zatının aynısıdır ne birebir aynısıdır Mutezile'nin iddia ettiği gibi. وَلَيْسَتْ خَيْرَ الذَّاتِ, ne de zatının gayrısıdır. كَمَا ذَهَبَتْ اِلَيْهِ الْكَرَّامِيَ, Kerramiye mezhebinin iddia ettiği gibi. Dolayısıyla burada biz şunu söylüyoruz. Allah'ın sıfatları ne zatının aynısıdır ne de zatının gayrısıdır. İşte la aynuhu ve la gayruhu dediğimiz konuyla karşı karşıyayız. Sıfatların ne zatının aynısı
birebir aynısı ne de gayrısı başka şey, başka bir şey. Burada şunu söyleyebiliriz. Aslında biraz da muhaliflerin görüşüne aykırı bir görüş söz konusu burada. Yani Mutezile'yi red var burada. Dolayısıyla müellifimiz Mutezile'nin görüşünü kabul etmiyor, inkar ediyor. Aynı şekilde Kerramilerin görüşünü de inkar ediyor. Ve bel nakulu biz şunu söylüyoruz. Kullu sifati min sifati Allah Teala, Allah'ın sıfatlarından her birisi la hiye aynu zat ve la gayru zat, ne zatının aynısıdır ne de gayrısıdır. Ve keza fi kulli sifati ma sifatin ukhra, ve her bir sıfatın diğer sıfatla olan ilişkisi buna benzer. Ne bir sıfat diğer sıfatın aynısıdır, gayrısıdır, ne de bu sıfatların herhangi bir tanesi zatının aynısı ne de gayrısıdır. La hiye aynuha ve la gayruha, ne aynısı ne gayrısı. لأن حد الغيرين موجودان لأن حد الغيرين موجودان çünkü gayrı olan yani başka olan şeylerin özellikleri vardır. Nasıl vardır? Yutasavvur okunması lazım bu. Yutasavvur vücudu ahadihima ma'a adamil ahar. Bir şey gayrı ise yani başka bir şey ise onun bulunması diğerinin bulunması yok olmasıyla ancak olabilir. Yutasavvur vücudu ahadihima, diğerinin yani bir tanesinin bulunması ne zaman tasavvur edilir? Ma'a adamil ahar, diğerinin bulunmamasıyla. Dolayısıyla burada ayrılık, gayrılık varsa bu ayrı ve gayrı olan ya da başka olan iki şeyin bir araya gelmesi düşünülemez. Birisi varsa diğeri yoktur. Bu şekilde biz tasavvur ederiz. Yani biraz da gece gündüz üzerinden anlatırsak, yani gece varsa gündüz yok, gündüz varsa gece yok. Bunu bu şekilde bir temsil ile anlatabiliriz. Peki bunu Cenab-ı Hakk'ın sıfatları için söyleyebilir miyiz? Yani Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarından eğer gayrılık var desek, bir tanesini kabul edip de diğerini kabul etmeme, onu yok sayma şansına sahip miyiz? وَذَا işte bu لَا يُتَصَوَّرُ فِي سِفَاتِ اللّٰهِ تَعَالَ مَعَزَاتِهِ, Cenab-ı Hakk'ın zatıyla birlikte sıfatları bu şekilde düşünülemez, tasavvur edilemez. وَلَا فِي كُلِّ صِفَةِ مَعَ صِفَةٍ اُخْرَى, ve sıfat-zat ilişkisi için böyle bir şey düşünülemeyeceği gibi bir sıfatın diğer başka bir sıfat ile aynı şekilde gayrı olduğu düşünülemez. O zaman فَلَا يَكُنَانِ غَيْرَيْنِ, bunlar iki şey olmuyor. Sıfat ve zat ayrı şeyler değildir. Gayrı şeyler değildir. Sıfatların diğer olan sıfatlarla ilişkisi için de aynı şey söylenebilir. كَلْوَاحِدِ مِنَ الْعَشَرَةِ, evet burada meşhur bir örnektir. Diğer kitapları incelediğimizde bu örneğin çokça verildiğini bilebiliriz. Şimdi 1/10 orantısında 1 ile 10 sayısını düşündüğümüz zaman burada 1 ne 10'un aynısıdır ne de gayrısıdır. Yani matematiksel bir örnek vermiş burada müellifimiz. 1 ile 10 ilişkisinde el-vahidu la huve aynul aşereti ve la gayrul aşereti. Diğer kitaplarda da bu örnek bu şekilde verilmiş. Dolayısıyla 1/10 yani 10'a nispeten 1 rakamını düşündüğümüz zaman bu orantıda bir ne onun aynısıdır ne de gayrısıdır. İşte bu sıfatlar da buna benzer diyor müellifimiz. Nitekim başka kitaplarda işte ayna örneği veriliyor. Mesela aynadan kendisine bakan bir adam, o görüntüsü ne aynısıdır ne gayrısıdır. Yani aynadaki şey, o silüet, o görüntü ve manzara ne o şahsın aynısıdır diyebiliriz ne de gayrısıdır. O bambaşka birisi diyebiliriz. Bu tür örnekler kitaplarda veriliyor. Allahu alem. Tabii bu konuda çok net bir şey söylememek lazım. Biraz sıfat ve efal konusunda selefin yolunu tercih etmekte fayda vardır. Çünkü bu konular çok derin konular. Avam tarafından belki anlaşılmayacak konular. Bi hilafi sifatil muhdese. Ancak sonradan hadis olan meydana gelen sıfatlar bunun tam zıttına. Lianna kıyame zati bidun tilka sıfatı muayyene mutasavvurun feyekunani gayrayni,
Ancak muhdes sıfatlar, yani sonradan meydana gelmiş olan sıfatlar için durum farklıdır. Neden? Çünkü لِأَنَّ قِيَامَ ذَاتِ Çünkü zatın var olması بِدُونِ تِلْكَ صِفَةِ الْمُعَيَّنَ Muayyen bir sıfat dışında mutasavvarun düşünülebilir. O zaman فَيَكُنَانِ غَيْرَيْنِ bu durumda ayrı olabilir. وَيَجُزُ أَنْ يَكُونَ لِلّٰهِ تَعَالَى صِفَاتٌ لَا نَعْرِفُهَا عَلَى التَّفْصِيلِ عِنْدَنَا خِلَافًا الْمُعْتَزِلَى Bize göre şu an için bizim bilemediğimiz Cenab-ı Hakk'ın bir takım sıfatları olabilir ama biz detaylı bir şekilde, tafsilatlı bir şekilde bunların bilgisine sahip değiliz. Bunları bilemiyoruz. خِلَافًا الْمُعْتَزِلَى Mutezile ise bu görüşe muhalif kalmıştır. Yok demişler. Eğer Cenab-ı Hakk'ın herhangi bir sıfatı varsa bunu bilmek durumundayız demişler. وَكَزَ فِي الْاَسْمَاءِ لِقَوْلِ النَّبِيَ عَلَيْهِ السَّلَامِ اَنَا اَعْلَمُكُمْ بِاللّٰهِ وَاَخْشَاكُمْ لِلّٰهِ Yine Peygamber Efendimizin yaptığı duada اَسْأَلُكَ بِكُلِّ اِسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ وَاَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ اَوْ عَلَّمْتَ اَحَدَ مِنْ خَلْقِكَ اَوْ اِسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle bir duası var. Peki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birinci hadiste neyi söylemişti? İçinizden Allah'ı en iyi bilen ve ondan en çok korkan benim. Diğer duasında ise Allah'ım zatına ait her isimle senden dilerim. Kendisiyle zatını adlandırdığın, tesmih ettiğin, kitabında indirdiğin, yaratıklarından birine öğrettiğin veya yalnız senin katında bulunan gayb ilminde zatına tahsis ettiğin isimlerle senden istiyorum duasında. Burada Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir takım isimlerin tam olarak bilinemeyeceğini delil olarak getiriyor müellifimiz. Ve bu rivayetlerde anlamış olduğumuz kadarıyla bazı isimler tam olarak bilinemeyebilir. وَلَاكِنْ مَعَ هَذَا Ancak bununla birlikte لَمَّ عَرَفْنَاهُ بِالْاِجْمَالِ اَنَّهُ مَغْصُوفٌ بِصِفَاتِ الْكَمَالِ Ne zaman ki icmali de olsa Cenab-ı Hakk'ın bütün kemal sıfatlarıyla vasıflandığını öğrendik. فَقَدْ عَرَفْنَاهُ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ Onu bu şekilde daha iyi bir şekilde tanımış olacağız. Yani bununla beraber icmalen de olsa Cenab-ı Hakk'ın kemal sıfatlarıyla vasıflanmış olduğunu bildiğimize göre onun gereği gibi tanımış sayılırız. Yani burada bize ulaşan bilgiler yeterli. وَلَا يَصِحُ أَنْ يُقَالَ صِفَاتُهُ حَلَّتْ فِي ذَاتِهِ Şöyle bir önerme söylenemez. Allah'ın sıfatları zatına hulul etmiş, zatıyla birleşmiş denilemez. وَلَا أَنَّ ذَاتَهُ مَحَلٌ لِصِفَاتِهِ Şu cümle de, şu önerme, şu hüküm de yanlıştır müellifimize göre. Zatı sıfatlarına mahal teşkil etmiştir. Bu da doğru bir hüküm değildir. Bunu söylemek de doğru değil. Neden değil? لِأَنَّ الْحُلُولَ اِنْتِقَالٌ Çünkü hulul intikal demektir. Bir şeye intikal etmek, yerleşmek anlamına geliyor. وَالْاِنْتِقَالُ فِي الصِّفَاتِ مُحَالٌ Sıfatlarda bir intikalın olması ise düşünülemez. Bu da imkansız bir şey. وَلَاكِنْ يُسْتَعْمَلُ ذَٰلِكَ فِي صِفَاتِ الْخَلْقِ عَلَى سَب۪يلِ التَّوَسُعِ وَالْمَجَازِ Ancak insanlardan bahsederken mecaz oluyla bu sıfatların bu şekilde kullanılması caizdir. Yani insanlar için caiz olan bir şey Cenab-ı Hak için caiz değildir. وَلَا يَجُزُ اِسْتَعْمَالُ فِي حَقِّ اللّٰهِ تَعَالَى Bu tür kullanımların Cenab-ı Hak için söylenmesi doğru değildir, caiz değildir. وَلَاكِنْ يُقَالْ Ancak şu söylenebilir, صِفَاتُهُ قَائِمَةٌ بِزَاتِهِ Bu ifade önemli. Sıfatları zatıyla kaimdir demek gerekiyor. Burada böyle bir incelik vardır. وَقَالَ الْاَشْعَرِ İmam Eş'ari şunu söylemiş, صِفَاتُهُ مَوْجُودَةٌ بِزَاتِهِ İmam Eş'ari, onun sıfatları kendisiyle onun sıfatları zatıyla mevcuttur şeklinde bir ifade kullanmış. Ne demiş?
sifatu onun sıfatları mevcudetun bulunur, bizatihi zatı ile mevcuttur demiş. Ve la yuqalu sifatu ma'ahu sıfatları onunla birliktedir. Ev ya da mucaviretun lehu onunla beraberdir. Ona yakındır. Ev fih ya da onun içindedir. Bunu söylemek de caiz değildir. Vahtaraza ba'du ashabina an kavlihi alimun bil ilmi key la yutevheme ennel ilme lehu aleh. Velakin kalu innehu alimun ve lehu ilmun ve huve masufun bi fil ezel. Şimdi burada başka bir inceliğe temas etmiş. Bazı alimlerimiz şunu söylemişler. İlimle bilicidir şeklinde bir ifadeden bile kaçınmışlar. Neyden kaçınmışlar? Alimun bil ilmi. İlimle bilicidir ifadesinden kaçınmışlar. Neden bundan kaçınmışlar? Bunun sebebi ilmin Allah için bir alet, bilgi edinme vasıtası telakki edilemeyeceği içindir. Yani Allah alimun bilendir bil ilmi. İlimle bilendir. Sanki şöyle bir mana var. İlim vasıtasıyla bilendir. Bu da doğru bir mana değil. Sanki burada bir alet telakki edilmiş olunuyor. Peki bu durumda neyi söylememiz gerekiyor? Velakin kalu innehu alimun ve lehu ilmun demek en doğrusu. O alimdir, ilmi vardır. Ve huve mevsufun bihi fil ezel ve ezelde bununla nitelenmiştir. Evet, böylelikle sıfatlar konusunu da Allah'ın izniyle bitirmiş oluyoruz. Şöyle bir özet yapacağımızda neyi söyleyebiliriz? Cenab-ı Hak bütün kemal sıfatlarıyla nitelendirilmiştir. Bütün eksik olan şeylerden, zevalden münezzehtir. Onun için hiçbir şekilde araz söz konusu değildir. Onun sıfatları ezelidir, ebedidir, kadimdir, zatı ile kaimdir ve hiçbir şekilde mahlukatın sıfatlarına benzemez. O diridir, bilendir, güç yetirendir, işitendir, görendir, irade edendir, konuşandır ve bu şekilde sonsuza kadar onun kemal sıfatları vardır. Ancak burada batini ve felsefeciler bir takım sıfatları inkar etmişlerdi. Müellifimiz ise bunlara yanıt vermişti. Evet. Sonuç itibariyle Maturi akidesine göre sıfatlar konusu la aynuhu ve la gayruhu. Ne Cenab-ı Hakk'ın tam aynısıdır ne de gayrısıdır şeklinde yorumlanmıştır ve burada müellifimiz keramilerin, İslam filozoflarının, batinilerin görüşlerini teker teker çürüttü, iptal etti. Bu görüşlerinin doğru olamayacağını savundu ve burada başka bir bilgiye yer verdi. Cenab-ı Hakk'ın bir takım sıfatları olabilir. Bu sıfatları biz tanımıyor olabiliriz. Detaylı bir şekilde tanımıyor olabiliriz dedi. Ve sonrasında ise bir takım inceliklere temas etti. Sıfatı şu bir takım ifadelere yer verdi. Mesela sıfatu hallet fi zati denilemez. Bu cümlenin yanlış olduğunu söyledi. Çünkü hulul kelimesi intikali ifade ediyor. İntikal ise onun sıfatları hakkında doğru değildir. Yine bunun yanında sifatu mevcudetun bizatihi, İmam Eşari böyle söylemiş. Müellifimiz ise doğru olanın sifatu kaimetun bizatihi olduğunu söylemişti. Aynı şekilde sifatu ma'ahu denilemez. Sıfatları onunla birliktedir. Ya da sıfatları ona komşudur, ona yakındır denilemez. Ya da onun içindedir denilemez. Hatta Maturidi alimlerinden bazıları alimun bil ilmi denilmemesi gerektiğini söylemişler. Çünkü burada ba harfi alet için tasavvur edilebilir. Burada ilim alet olarak tasavvur edilebilir. İşte böyle bir vehimden, yanlıştan kaçınmak için innehu alimun ve lehu ilmun ve huve mevsufun bih fil ezel demenin daha doğru olacağını bizlere söyledi. Bu şekilde bu dersimizi de Allah'ın izniyle bitirdik. Yani burada anlaşılmayan bir şey yok. Konumuz evet, her ne kadar ciddi bir şekilde tartışma konusu olduysa dahi Maturi akidesinde sıfatlar, fiiller la aynuhu ve la gayruhu olarak telakki edilmiştir. Tabi burada taaddüd-i kudama meselesi var.
sıfat-ı maneviye, sıfat-ı maani gibi bir takım ayrımlar söz konusu Mutezile mezhebinde. Bunları da ileriki kitaplarımızda inşallah daha mutavallat dediğimiz uzun kitaplarda bunları okuyacağız, ele alacağız. Daha sonraki dersimizde ise Allah'ın izniyle isim ve müsemma konusunu ele alacağız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.